Günümüzde dünyada 200'den fazla ülke var ve fiilen hiçbirinin bayrağında mor renk yok. Tarih boyunca mor renk asla bir krallığı, medeniyeti veya imparatorluğu temsil etmek için kullanılmadı. Peki bunun sebebi neydi? Bugün oldukça popüler olan bu renk niçin hiçbir ülke bayrağında kullanılmadı? Bunun cevabı aslında oldukça basit. O zamanlar mor renk sadece çok pahalıydı. Hiçbir ülkenin bayrağında mor renk yoktu çünkü 1800'lü yıllara kadar mor renk kendi ağırlığının altında daha değerli bir renkti. Yüzyıllarca kraliyet servetiyle ilişkilendirildi. Hatta kraliçe Elizabeth kraliyet ailesi üyeleri olmayanların mor renk giymesini dahi yasakladı. Morun elitli üretiminde kaynaklanan boyanın maliyetinden geliyor. Moru elde etmek için kullanılan boya Lübnan'ın Sur şehrinden getirilirdi. Kumaş tüccarları boyayı sadece Akdeniz'in Sur bölgesinde yetişen küçük bir deniz salyangozundan sağlardı. Çok çaba gerektiren bu boya üretiminde 1 gram Sur moru için 10 binden fazla salyangoz gerekirdi. Sadece varlıklı hükümdarlar bu rengi satın alıp giymeyi karşılayabildiğinden Roma, Mısır ve Pers imparatorlarının emperyal sınıfları ile ilişkilendirilir hale geldiler. Mor renk ayrıca kutsallığı da temsil eder hale geldi. Çünkü eski imparatorlukların Morgan kralları, kraliçeleri genelde tanrı veya tanrının oğulları gibi sayılırlardı. Ancak boya bazen onlar için bile pahalı gelebiliyordu. 3. yüzyıl Roma İmparatoru eşine sur morundan ipek bir şal almasına dahi izin vermedi. Çünkü şal tam tamına 3 katı ağırlıkta bir altına bedeldi. Boyunun bir pantı 3 pantın altına denk geliyordu. Bugünün fiyatıyla nereden baksanız 56 bin dolara eşit bir para. Tabii ki bu devran böyle devam etmeyecekti. 1856 yılında 18 yaşındaki bir İngiliz kimyager sıtma karşıtı bir ilaç araştırırken kazayla sentetik bir mor icat etti. Bilişimin kumaş boyada kullanılabileceğini fark eden kimyager hemen bunun patentini aldı ve feci şekilde zengin oldu. Sonrasında mor boya seri olarak üretilmeye başladı ve herkesin karşılayabileceği bir ürün oldu. Elitler mora değer vermeyi bıraktı ve rengin statüsü sembolize eden anlamlar unutulup gitti. Fakat ülke bayrakları aynı kaldı. 1900 yılından sonra çıkan bazı bayraklarda moring çok ufak da olsa kullanılmaya başlamış.